Çevre Cezaevi bilindiği üzere 80 darbesi itibariyle 80-84 arası çok boyutlu zulümlerin yaşandığı bir mekan. Tabi bu mekan toplumun neredeyse tamamını temsil eden bir mekan, bir kolektif hafıza mekanı. İşte çok çeşit işkence yöntemlerinin uygulandığı, aynı zamanda bu işkencelere karşı ciddi bir direnişin de olduğu direngenliğin de olduğu bir e, mekan e, dolayısıyla kentin veya bir bütün Kürt toplumunun ya da demokrat muhaliflerin e, hafızasının olduğu bir mekan e, dolayısıyla korunması lazım. Şu anda işte gündemde e, projesinin hazırlanması var. İşte zaman zaman e, başbakanken sonra cumhurbaşkanı olduğu e, Erdoğan buraya gelişlerinde kendisi de bu zulmü, bu e, işkence tarihinin aslında e, döneme aktarması gerektiğini kendisi de vurguladı. Ve o doğrultuda e, müzeye dönüştürülme talebi vardı toplumun. E, müzeye dönüşme talebi vardı ancak şu an e, ihalesi yapıldı. Projenin e, ihalesi e, davetiye usulüyle 3 firma davet edilmiş ve projenin hazırlanması üzerine. E, aldığımız bilgilere göre de e, bu yapılacak projede sadece o bahsettiğimiz kolektif e, hafızayı aktarma değil de aslında onu e, diğer yapılacaklar müzenin ya da bir bütün kompleksin diğer parçalarının biraz bu hafızayı gölgede bırakacak uygulamalar olduğunu görüyoruz e, en azından aldığımız bilgiler doğrultusunda sadece bir hafıza mekanı değil e, yapılacak proje aynı zamanda etnografya müzesi işte e, kentin farklı yerlerinden farklı bölgelerinden ...höyüklerde ya da kazılarda çıkan... E, ...tarihi belgeler... ...çanak çömlek... ...işte yine tamam tarihi bir hafızayı taşıyor... ...onlarda. Ancak... E, ...son yıllarda özellikle bu tür... E, ...bu kazı alanlarda... ...çıkarılan malzemelerin... ...ya da parçaların... ...tarihi parçaların... ...müşteri çekme, müzeye... ...ziyareti çekme amacıyla... ...böyle e, bir nevi... ...koleksiyon malzemelerinin meta dönüştürme hali var. Dolayısıyla bu yapıldığında ne oluyor? O bahsettiğimiz gerçek kaygımız olan toplumsal hafıza 80 ve 84 arası sonra 90'larda e, orada bir katliam da yaşandı. 11 tane yanılmıyorsam tutsak katledildi. Bir bütünen o hafızayı gölgede bırakmak e, amaçlı bir proje yaklaşımı şu an var. İşte biz de kentin dinamikleri olarak sadece TİMOP değil, sadece Mimarlar Odası değil, sadece 78'ler değil Kentin bir bütünen e, tüm kurumlarının içinde olduğu e, bir refleks oluşturma mekanizması aslında e, oluşturma çabasındayız. Şu an e, ilk adım atıldı, e, bir koordinasyon oluşturduk. E, Beş nolu cezaevi e, koordinasyonu şeklinde, bunun içerisinde Tamop var, Baro var, ÖHD var, Kesk var, 78'ler, ler Tuatfed var. Bu kurumların bir araya gelişiyle aslında bu proje sürecine müdahil olma arayışımız var. Niye? Çünkü sicilini biliyoruz. Sistemin sicili kötü, kirli bir sicil var. Hafızayı yok etmek üzerine ciddi çabaları var. En yakın canlı örneği de Sur yanı başımızda duruyor. Binlerce yıllık tarih işte ucube yapılarla maalesef yok edildi. Ancak burada bunun yaşanmasını istemiyoruz ve yani buna müsaade etmeme noktasında bir kararlığımız var. Kentin tamamı olarak işte bir toplantı yaptık geçen hafta. Yaklaşık 50 kurumun katıldığı bir bileşenin bir araya geldiği ve buna karşı refleks oluşturma, proje sürecine müdahil olma gibi bir arayışımız var. Ve bu doğrultuda şu an bu koordinasyon kurumlarla birlikte bu süreci örmeye çalışıyor Şu an proje hazırlanıyor ancak bu kaygılarımız olduğu için tam anlamıyla meramın projeye aktarılmama kaygısını biz taşıyoruz. Bu yönlü şu an çalışmalar yürütülüyor diyebilirim. Özcesi kısa bir cümleyle ifade edersek orada her santimetre karede o mekanın her santimetre karesinde hafızanın güne taşınmasını biz talep ediyoruz. Yani özetlersek işte 5 bloklu e, hücrelerin olduğu, işte koğuşların olduğu bölümün tamamının hafıza müzesine bellek müzesine dönüştürülmesini istiyoruz. Ancak şu an dediğim gibi aldığımız bilgiler doğrultusunda onun sadece küçük bir kısmının hafıza müzesi, işte diğer bölümlerinin kültür merkezi, kültür sanat merkezinin farklı farklı binaları, işte bahçesine, farklı yerlere etnografya müzesi gibi şeyler yapılmaya çalışılıyor ve dediğim gibi eğer bu yapılırsa o aslında temel hafıza dediğimiz dönemin hafızasını güne aktarma noktasında sıkıntı yaşanacak. Bunu aslında eğer yüzleşmek istiyorsak bunu yapabiliriz. Yüzleşme iradesi, kararlılığı varsa. Çünkü psikolojide böyle bir şey var. Eğer sen travmanla yüzleşmezsen iyileşemezsin. Eğer iyileşmek istiyorsan yüzleşmek durumundasın. E madem öyle bir irade var vaktinde Cumhurbaşkanı madem bunu söyledi bizim talebimiz bunu yapmasıdır. Ancak bu kaygıları taşıyoruz. Projenin e, maalesef çok boyutlu o hafızayı güne taşıma üzerine değil de tamamen lokal biraz da aslında seçim de yaklaşıyor. Sanki seçime yetiştirme kaygısı da çabaları da var. Biz bunun e, olmamasını istiyoruz. Beklentimiz budur. E, en azından bu süreçte ilgili aslında toplumun tamamını ilgilendiren bir konu ancak ilgili meslek örgütleri, toplumun temsilcileri olan meslek örgütlerinin bu sürece dahil edilmesi gerekiyor. Sivil toplumun sürece dahil edilmesi gerekiyor. Bilim kurulu oluşturulması lazım ya da danışma kurulu oluşturulması lazım. Ya da bu projenin sadece işte bir mimarlık ofisinin inisiyatifine bırakılacak kadar değersiz değil, önemsiz değil. Bakanlıkta birkaç bürokrata bırakılacak kadar değersiz değil. Projenin yapım aşamalarında o dönemin tanıkları, cezaevinde kalanlar, yakınları, bir bütün dönemin şahitlerinin bu süreç içerisinde rol almaları gerekiyor. Bu kaygımızın giderilmesi için de bu sürecin şeffaf yürütülmesi. Proje süreci başlatılmış, evet. Bu sürece bu bahsettiğim kurumların dahiliyeti ihtiyacı var. Bunun yapılması gerekiyor. Hafıza niye, e, hafıza niye güne taşınması gerekir? Mesela hep deriz işte hafızayı güne taşıyalım. Neden buna ihtiyaç var? Yani toplum eğer hafıza olmazsa dünü bugüne aktaramazsa yarını e, sağlıklı inşa edemez. Çünkü dün, bugün ve yarın birbiriyle ilintilidir, bağlantılıdır. Dolayısıyla dünün acılarının tekrar yaşanmaması için bu projede hafızayı taşımak lazım. Mesela hafıza daima kötüyü temsil etmiyor. Olumsuzluğu, acıyı temsil etmiyor aynı şekilde hafıza güzelliği, mutluluğu da temsil ediyor. Dolayısıyla hafızanın güne taşınmasının e, temel sebebi, gerekçesi, ihtiyacı buradan doğuyor. Acının tekrar yaşanmaması için yüzleşmek, güzellik varsa da güzelden ilham almak için hafızanın güne taşınması gerekiyor. Bu çerçevede bu olumsuz hafızanın aslında Güne taşınması ve tekrarlanmaması adını güne taşınma ihtiyacının olduğunu vurgulayabiliriz.